Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz ve huşu. Önce namaza bakalım inşallah. Sonra huşu nedir? O konuya geçelim. Hadise başlıyorum. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, İslam dini beş temel üzerine kuruldu. İslam dini beş temel İlk üzerine kuruldu. Birincisi kelime-i şehadet. Hepiniz de bilmiş oldu. Bu imanın özüdür. İslam'a girişin kapısı kelime-i şehadettir. Hemen onun peşinden namaz geliyor. İkamet sala geliyor. Demek ki imana en yakın amel namaz, beş vakit namaz. Ondan sonra zekat, oruç, hac bunlara geliyorlar. Namaz ilk olarak farzlı ibadet İslam'da namaz oldu. Evveli mefterde Allah-u Teala ümmeti Esra-ül Hamsi. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Rabbim ümmetime önce beş vakit namazı farz kıldı buyuruyor. Oruç, o da farz. Ama hicretten sonra ikinci yılda farz kılındı. Yani Mekke döneminde 13 yıl Mekke dönemi peygamberliğin oruç Mekke'de farz kılınmadı. Zekat, o da farz kılınmadı. Hicretten sonra ikinci yılda farz kılındı bunlar. Hacca gelince Hicretin 9. yılında kıldı. Daha 9. yılda farz kılınır muhteremler böyle. Ama namaza gelince hemen Mekke-i Mükerreme'de bir insan imana geldi, İslam oldu mu namaz hemen farz olur namaz böyle. Ve vevülü mâ yürfû min ambalihim es-salavâtül hamsü. Bununla beraber Yürü Aleyhisselam Hazretleri ilk oraya kalkacak olan amel ümmetimden de namaz olacak. Yani insanlar namaz terk etmeye başlayacaklar. Namaz dinin direği, özü. Kim namaz kılarsa din dinini tutmuş olur. Kim din namaz terk ederse dinin direğini yıkmış olur, Allah korusun böyle. Namaz müminlerin miracı. Kul Mevla kavuşturan bir ameldir namaz. İlk farz kılındığı gibi önce insanlar, ümmeti Muhammed namazı terk etmeye başlayacaklar namazı. Böyle. İmanı olduğu halde namaz kılmayanlara gerçekten çok yazık muhteremler. Bu neden böyle kaynaklanıyor? Tek kelime gaflet, gaflet. Nedir gaflet? Ölümü unutmak, maaşı unutmak, maaşı unutmak. Bir insan ölümü unuttu mu, dünyaya dalar. İş, güç, alacak, verecek, koşu, koşuşturma, eğlence, nefsani zevkini tatmin etme, kişi burada boğulur kalır böyle. Aklına öleceği aklına hiç gelmez ama hiç böyle. Sanki hayat bu hayat böyle. Böyle devam edecek gibi kendisine, kişi dünyaya dalar. Namaz aklına gelirse bile üşenir, abdest almaya üşenir bile böyle. İşinden gelir, yemeğini yer, oturur kanepeye, koltuğa, çayını içer, eline kumanda, o kanal, bu kanal. Namaza gelince, abdeste gelince üşenir, abdest almaya üşenir böylece. Yani imanı olduğu halde, tabi imansızlar, zaten namaz farz değil onlara. Kılsa da boş. Kılsa da boş. Ancak namaz müminlere farzdır namaz. Peki ne olacak bunların sonları? Ölecekler. Ölüm var muhtemelen. Ölüm, her canlı ölümü tadacak. Allah'ın fermanı bu. Kural bu. Demek ki namaz kılmayan da efendim işte bir oluyor olmaz böyle. O da ölecek. Sonra
beyaz kefene sarılacak. Bu bir nevi ambalajlanma insan. Ambalajlanma böyle. Sonra tabuta binecek. İlken tabut. Oradan namaz kılınacak camide varacağı yer kabir denen yer altına bir çukur. Bakın muhtemelen. İnsan bir gün önce öyle ölüm var ki kişi sabah evinden sağlam çıkıyor. İşine çıkıyor, salgı çıkıyor. Yani bir sebep veriyor. Bir trafik kazası oluyor, araba çarpıyor, kalp sekresi oluyor, şu bu bir şey oluyor böylece. Kişiden sağlam çıkıyor, sıhhati çıkıyor. Çok ümitleri de var. O gün ölüyor kişi böyle. Ersi günü bakmıştın filan ölmüş. Ya dün daha gördüm ben onu, ne oldu ona? Ne, kaza mı oldu, ne oldu derken öldü muhtemelen. Yani kim olursa olsun muhtemelen. Üst makamda da olsa kişi, ne kadar zengin de olsa kişi bir anda ölüveriyor. Öldüğü yerde dünyası bitti. Kandil söndü. Dünyası bitti öldüğü yerde. Adı cenaze oldu bakın. Adı cenaze oldu. Cenaze oldu. Öldüğü yerde böyle. Hala bakalım tabii. Yıkanacak. Yatı teneşire. Hiçbir şey yok. Yaşam boyu koştu. Koşuşturdu. Kalp kırdı, tartıştı, haram helal demeden yığıma baktı, hırsla sarıldı dünyaya böyle. Tabi arada eğlencesi, zevki, futbolüm, avu neyse artık böyle şeyleri insana göre onunla bunu oyalandı. Namaza gelince ileride kılarım, işte ileride yaşlanınca kılarım, attı bunları kenarıya. Ama öldüğü anda adı olur cenaze. Yattı teneşire, yıkanıyor. En zor da insana gelen anda kefene gerek, en zor. Ruh ölümsüz çünkü. Ruh aynı ruh böyle. Zaten insan ruhtur. Beden et kemik yığını. Ruh ne yapıyor? Kefene sarılırken şöyle kendine bakıyor. Allah benim de başıma geldi bu. Daha dün insandı. Filan filan beydi, hanımdı. Daha dün daha. Dünyada yaşıyordu. Şu anda tenişi yıkandı. Kefene ambalajlanıyor. Oradan camiye götürülür. Kabristan götürülür. En sevdiği yakınları, dostları onun elleri ne yaparlar? Mezara gemenler oturuyorlar. Mezar şükür böylece. O bakar durumlara böylece. Sonra tabii biraz yani okunur mesela biraz durdu yanında caman dağılır. Hele hava soğuksa, hava esiyorsa, hava yağışlıysa herkes bakıyor. Çabuk gitse şu merasim de, çabuk gitse derdi. Caman dağılırken ölen kişi bunları görüyor muhtemelen böyle. Yani ruh, melek gibidir ruh. Onlara tahta, mahta demin engel olmuyor onlara. Ruhlara böyle. O mezardan giden dost arkadan bakıyor böyle. Hepsi gidiyor böyle. Tıbış tıbış gidiyorlar böyle. Ayak seslerini duyuyor onların. O anda çok korkar işte. Yani cemaat oradayken nispeten biraz fark eder. Sahabe-i Kiram'dan Hazretleri ölüm yatağında ölüm masası vasiyet etti. Amr bin As, Mısır'ın Fatihi adı Hazretleri. Şura buyurdu, beni mezara gömdüğünüz zaman bir deve kesilip eti parçalanıncaya kadar yanında durunuz. Böyle. O zaman okunmazdı böyle bahsesli meşte. Herkes duvar eken içine derdi böyle. Beni de mezara gömdüğünüz zaman bir deve kesilip, derisi yüzülüp eti parçalanıncaya kadar mezarın başına beni bekleyiniz. Ta ki sizinle beraber sizi göreyim orada mezara alışayım dedi muhtemelen böyle böyle. Bak sahabe-i kiram böyle burada böyle. En zor bir de bu geliyor. İnsana dağılıp giderken mesela kadın korusu gidiyor, oğlu gidiyor, karısı gidiyor. Erkek kadın fark etmiyor tabii. Herkes gidiyorlar böyle.
Hatta kimi konuşuyor konuşuyor, güle güle giden aşına böyle. Sanki oraya bir patates, pancar tohumu gömdü sanki orada. Herkes dağılıyorlar. O zaman muazzam bir korku geliyor tek başına kalınca. Korku geliyor muazzam, korku geliyor. Bir şok, ruhsal bir şok geçiyor böyle. O hale geliyor. Artık kendine değil ruh korkusundan iki melek karşına dikiliyorlar. Şöyle şimşek çakar gibi aydınlık beliriyor gökyüzünden. İki melek karşına beliriyorlar. Men Rabbuke, Rabbin kim? Bilemiyor Rabbin ismini, şaşırıyor anlamı derler. Peki namaz kılan ne olacak? İşte burada hiç değişim muhteremler. Bir insan beş vakit namazını kılıyorsa, namazı nurlu bir şekilde mezara gelecek. Namazı. İnsan şeklinde. Gelecek namazı. Namazın ne kadar güzel kılıyorsa, o kadar güzel gelecek böyle. Nurlu, beyaz, sevimli, böyle sempatik olacak. O anda gelecek. Ona namaz yardım edecek. Melekler soru sorurken. Men Rabbike, Rabbim Allah de. Namazsız Allah'ın kaldı muhtemelen. Kaldı Allah korusun böylece. Demek ki namaz kabirde de bize lazım muhtemelen. Dünyada lazım. Namaz kişiyi sağlığına da kavuşturur. Ruhun gıdası da namaz, ruh. Bakınız, oruç yılda bir defa yeterli. Hac ömürde bir defa farz gider. Ömürde bir yeterli hac böyle. Namaz günde beş defa, hem de Allah'ın takdir ettiği vakitlerde insanın şeyine bırakılmış namaz böyle. Demek ki ruhun olgunluğu, olgunlaşma namaza bağlı. Efendim bu baş olurum bu namazıma ya, dur kıl 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 kıl, baş olurum bu. Bundan aşağı yukarı 50 sene önce muhteremler, Halep'ten trene bindim, Türkiye'ye geliyoruz. Yanında bir Fransa'da profesörmüş kendisi, annesi Ermeniymiş, babası Fransız. Profesörmüş Paris'te, yanımda o var, Türkçe de biliyor. Onunla başladı konuşmaya bu dindar konusunda, bana şu soruyu yöneltti. İslam dini çok zor dedi böyle, uygulanamaz İslam dini. Neden? Günde beş vakit namaz var dedi. Kısa gecelerde uykunun tatlı anda kalk, Allah bize namaz kıl. Öğle vaktinde yemek molası verilmiş. Git rahat yeme ye lokantada. Yok dedi. Bir de orada namaz abdest var vardı böyle. İkide mesaiye giriyor. Akşam yatsı bu şekilde. Ben tabi dinliyorum kendisini. Çok uzun bir süre girdi işte. Diye bu konuyu alayım şu anda. Yani bu namaz başarılanmaz. İslam uygulanamaz diye. Bu namaz bitmez dedi böyle. Tabii bana geldi cevap sırası. Şöyle dedim. Dedim namaz bitmez diyorsun. Ben namazımı bitirdim dedi namazımı. Ben namazım bitti dedim böyle. Namazımı bitirdim ben. Bitmez diye bir şey yok. Nasıl bitirdin? Bitirdim işte. Nasıl bitirdin peki dedi. Dedim bugün sabah namazını kıldım. Sabah namazı vaktine ulaştım. Hayattayım, canlıyım baktım. Sabah namazı vaktine girdi. Bana sabah namazı farz oldu. Dedim sabah namazını kıldım. O benim üzerine farz olan son namazdı dedim böyle. Sabah namazı benim üzerine farz olan son namazdı. Ben dedim üzerine farz olan son namazını kıldım. Namazım bitti. Peki öyle olacak dedi. Eğer o zaman öyle olmamıştı daha kuşu vakti. Eğer dedim öğleye kadar yaşarsam, öğle vaktine girerse o zaman farz olacak. Ben bana farz değil. Şimdi namaz kılmayanların ve kıldığımız halde muhteremler ne yazık ki
hakkını veremiyoruz namazın namaz derimler. Bunu verebilirim böylece. Yani nam hakkını veremiyoruz namazın derimler. Bize Mevlam buyuruyor bu konuda Bakara 45'te Bismillahirrahmanirrahim. Vesta'inu bis sabri ve salah. Vesta'inu istihane ediniz. İstihane yardım dileyiniz. Allah'tan yardım isteyiniz. Sabır etmek namaz kılmak üzere. Bir sabrı ve salah. Önce sabır, arkadan namaz geliyor. Çünkü namaz kılmak için sabır gerekiyor namaz kılmak için de böyle. Üşenmeden, bıkmadan, sıkılmadan. Sonra ibadet korumak da sabra bağlı. Mevla arkadan buyuruyor. Namaz içinde Allah'tan yardım isteyiniz. Ya Rabbi yardım et namaz kılalım böyle hakkıyla. Ve inneha o. Bu da ha zamirdir. Müennes zamiri. İstihane gidebilir. Salatta müennes olduğu için oraya gidebiliyor. Ve inneha o namaz. Beş vakit namaz. Nedir? Le kebiretün çok ağır güçtür, zordur. Kılması zor. Ki Mevlam dağlara emretti bunu. Korktu dedi dağlar. Allah'ım bizim yapayız bunu derler böyle. Namaz ağır güçtür. İlla alel haşi'in. Ancak huşu sahiplerine namaz çok kolaydır. Kuş hafifidir. Huşu kalbinde huşu olanlar. Huşu. Huşu olmayanlar huşu Mevla'ya bilmek. Allah huzurunda mütevazı olmak. Boyun eğmek. Mevla'ya teslim olmak. Sen benim Rabbimsin. Ben kulunum, kulun diye böyle kabul etmek muhtemelen böyle. Yani Allah'tan Celle Celaluhu gafil olmayanlara kolaydır. Ama kim Allah unutursa, dünya dalarsa, o namaz zordur onlara. Demek ki namaz kimlere kolay? Huşu sahiplerine, huşu. Namazın bir de huşu ile kılınması meselesi var namazın. Namaz baştan sağma bir boş değil muhteremler. Yani kılıvereyim diye araya bir sıkıştırma da değil namaz. Namazın özü, ruhu, huşu. Namazın altyapısı var. 6 tane farz. Hadesler falan biliyorsun bunları. Şartları var muhterem. 6 tane içinde rükünler deniyor bunlara. 12 tane ittifakla bunlar. Farzları var. Nedir bunlar? Namazın dıştaki şartları yani farzlar insanın dış organları mesabesinde. El, ayak, göz, kulak gibi böyle. İçindeki farzlar, yani kıyam, rükü, kıraat gibi bunlar da nedir? İç organlarımız mesabesinde. Namazın sünnetleri, vacipleri var. Nedir bunlar da? İşte parmaklar, müstahapları da var. Kaş ve saçlar mesela. Süsü bunlar. Mesela bir genç bir kız, Allah korusun tamamen başı kel olsa, değil mi? Ne kadar güzel olsa, onun için bir noksanlık olmuşlar böyle. Bir kaşı olmasa, kirpi olmasa, noksanlık olmadı. Demek ki namazın farzları, var sünnetleri, bunların her biri kimi bedenin dış organı, el ayağı, göz kulak, iç organlar, kalp, ciğer, böbrek gibi, akciğer gibi. Fakat eğer bir beden ne kadar mükemmel olsa bir beden, mükemmel bir beden böyle, boyu, postu, her şeyi çok mükemmel, güzel, hasen şekilde, ama ruh olmadı mı? Hayır mı derdim böyle. Ruh olmadı mı? Olmuyor böyle. Nedir namazın ruhu? Huşu işte, huzur. Huzur böyle. Mevlam bize buyuruyor Mü'minin suresinin ilk ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mü'minun Mevla buyuruyor. Kad eflehal. İflah derler iflah.
İfla felaha kavuşma. Felaha kavuşma şu anlama geliyor. Bir kimse korktuğundan kurtulur, ümit ettiğine kavuşur. Buna felah denir buna. Felaha kavuşma. Yalnız kurtuluş felah değil. Mesela Allah korusun, deprem oldu, evi yıkıldı, kişi neyse dışarı çıkabildi. Ama her şey mahvoldu. Açı da kaldı. Bu felah değil muhtemelen. Dünya açısından. Bir de öbür aleme bakalım. Bir insan cehennemden kurtuldu. Ama cennete giremiyor. Bu da yine felah değil muhtemelen. Yani bir insan mahşerde hesabını güzelce verir, sırat köprüsünü geçer, hızlı geçer yanmadan, cehenneme düşmeden yanmadan geçer sırat köprüsünü, yani içeri adım atı girdi mi, işte felah muhtemelen böyle. Mevla buyuruyor, kad eflah, muhakkak ki felah kavuştu. Bu kad kelimesi fiilin mazerine geldi mi, kesin anlamına geliyor. Müzareye gelse bazı anlamına gelir. Kad yekünü gibi. Kad eflaha felaha kavuştu. Yani hesabını verdim mahşerde. Sıratı geçti. Cehennemi açtı. Yani de girdi. Kim? El müminun. Şu müminler. Her mümin değil. Gerçi bir insan son nefesinde imanı ölürse yerde girecek muhtemelen. Ama iki türlü giriş var cennete. Bir duhul-i evvelin deniyor böyle. Duhul-i evvelin. İlk girenler. Mahşerde fazla terlemeden hesabı kolay geçecek. Sıratı kuş gibi uçup geçecek. Yani girecek. Kimlerle beraber? Peygamberler, sıdıklar, sahabeler, şehitler, evliyalar onlarla beraber. Kabir zaten nur oldu kabre. Kabir cihan başlayan dönüştü. Kabrinden kalkıp melekler onu karşıladılar. Hesabı hafif. Sırat kuş gibi geçti, sıratı geçti. Yani de girdi. Duhul-i evvelinim. Bir de imanlı ölmüş son nefesinde ama günahı çok. Namaz yok, şu yok, bu yok derken ne yapacak Allah korusun muhteremler? Kabri zor böyle. Kabir azabı var. Kabri karanlık olacak, zulmat olacak, azabını çekecek. Mahşerde binlerce yıl güneş altını yanmaya başlaşacak böyle. İzdam, ter, katran gibi ter böyle. Kokuyor, dili sarkmış, ciğeri kurumuş. Hesap hesap sonunda iki zamanını yakalayıp açacak cehenneme muhtemelen böyle. Yanacak, yanacak, yanacak. Ancak günahı arınınca yani gidecek böyle. İşte Mevlam buyuruyor, kad eflah müminin, şu müminler, bunlar felaha kavuştu. Hiç böyle sıkıntı çekmeden, ölürken de müjdeyi ala ala, kalbin rahat yattı, sıratı geceye de girdi. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي سِرَاتِهِمْ حَاشِعُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ onu öyle müminler ki fi salatî namazlarında haşiun huşu ediciler. Namazları huşuyla kılanlar. Huşu. Huşu kalp huşu var bir de beden huşu var. İki araya böyle. Kalbin huşusu nedir? Allah'tan korkma. Ki o Allah Rabbül Alemin. Namazda kul Allah huzurunda olduğunu bilincinde olacak. Allah'ın huzurunda Celle Şanlı. Allah beni şanlı görüyor, biliyor böyle. Boyun bükük, mütevazi, küçülmüş Allah karşısında böyle gönlü hep Allah ile huzurda beraber. Bu kalp huşu. Bir de beden huşu var. Burası Hazretleri bir gün Peygamberimiz mescitte hesabında otururlarken biri geldi meşride iki kez teyit meşri namazını kılıyor. O kimse. Gelen kişi namazdayken işte sakalına bir oynadı böyle. Kaşıyor sakalını böyle.
sakalın bir kaşı dışarı bir. Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri, haşa kalbi haza, haşa cevarihuhu. Hazreti Tirmizi'de. Eğer şunun kalbinde huşu olsaydı, onun cevari azaları, organları da huş ederdi. Yani sakalını kaşıyamazdı muhtemelen. Bedenin sükunu huşu böyle. Göz secde mahallinde, öyle sağa sola bakmak yok. Göz secde mahallinde, kaşınmadan, tepinmeden, hükümeden gayet sakin bir şekilde Allah huzurunda, kalp Allah huzurunda namazı kılmak. Medine-i Münevvere'de bir muhterem zat vardı. Osman Efendi diye. Osman Efendi'ye. Babası Buharalı. Babası genç delikanlı. Bu aradan Konya'ya gitmiş. Osmanlılar zamanında. Orada dükkan açmış. Baharatçı dükkan açmış orada. Orada bunu sevmişler. Orada evlenmiş. Konya'da bir kız evlenmişler orada böyle. Babası Buharalı. Konyalı, Osman Efendi onlardan doğmuş muhteremler. Sonra babası annesi kalkıyor bunlar, Medine'ye hicret ediyorlar, Medine-i Münevvere'ye böyle. Osmanlılar zamanında. Osman Efendi, Allah rahmet eylesin, her açıdan, örnek insan her açıdan, ilim, ahlak, irfan, velayet, hepsi onda vardı. Böyle. Her açıdan ahlak, üstün bir insandı kendisi böyle. Her açıdan böyle. Bir gün buna bir soru sordu. Soran, o gerçi ona o soru sorulmaz gerçi de, onu sordu ama. Hocam dedi, namazdayken ben bazıda kaşınıyorum bazı yerimleri dedi. Terdemine kaşınıyorum böyle dedi. Bunun bir zararı var mı dedi böyle. Hemen her cevaba hemen tek kelime cevap vermezdi. Çünkü işin durumuna bakar. Oradaki cemaatin durumuna bakardı. Örnek verirdi. Akılda kalması için öyle bunu cevaplandırdı muhteremler. Ona sordu şimdi. Dedi ki, eskiden dedi, askerde bir şey vardı böyle, hazır ol diye. Askerini Medine yapmış kendisi. Rahmetli Fahrettin Paşa'nın da sır katibi kendisi yapmış. Fahrettin Paşa, Medine müdafiği, Allah rahmet eylesin. Onun da gözlü adamı sır katibi onun kendisine böyle. Askını yapmış. Şimdi sordu. Eşten dedi, askerlerde hazır ol diye bir şey var dedi. Gene var mı? Var hocam. Ne demek hazır ol? Ne demek hazır ol dedi böyle. İşte vermiş dedi, onbaşı, çavuş, neyse, subay, astubay, yüzbaşı, komut derdi böyle. Hazır ol dedi, oğul hazır ol derdi böyle. Peki sonra ne oldu dedi? Herkes dinli kalır bu şey böyle. Kimse kılınamaz böyle. Peki dedi, onbaşı, çavuş, astubay, bir subay. Bu komutu verdi. Hazırlığı geçti dedi. O an dedi, birinin kaşığında ne yaparsın? Kaşıyamazsın. Sinek kondu kovamazsın. Arı ısırsa bir şey yapamazsın böyle. Baktı yavrum dedi, bakmadı. Bak yavrum dedi böyle. Bir insan, ondaki amirin, sana bir komut veriyor hazır ol derten böyle. Kımıldayamıyorsun bak böyle. Arayını sorsun, onu kımıldayamıyorsun. Allah'ın komutu var dedi. Ne bu? Allahu Ekber. Komut bak dedi. Allahu Ekber. Komut verdi. Namaza girdin. Allah huzurundasın. Dedi böyle. Artık sen kendini düşünürsün. Dedim. Hiç unutmayın bunu muhteremler böyle. Bunu bu şeyin tavsiyesine böylece. Bakın, komut dedi. Allah'a ve komut. Allah huzurunda kul. Eli bağladın. Teslim oldun. Yine bunu karını kendi verdi böyle. Bir evliya vardır. Adı Hatemül Esam. Hatemül Esam diye. Asıl adı Hatem. Esam, sağır anlamına geliyor. Sağır anlamına geliyor Esam. Yani sağır Hatem. Yine sağır değildi. Fakat öyle kendini bildirirdi. Bu daha gençliğinde olgunmuş. Olgunluk, kemal olgunluğunda. Gençliğinde, Allah yolunda, Allah aşıkı. Öyleymiş.
Bir iş yapması gerekiyor. Bir bakkal dükkanı açmış. Başka bir kasabada gittiği bir yerde. Küçük bir dükkan açmış. O zaman tabi çeşitler az. Tuz, gaz, yağ derken sabun, az bir mercimek, pirinç böyle. Karşıdaki bir ev sahibi de, kadın da bakıyor. Karşıya yeni bir dükkan açmış bir genç. O gün daha ilk işe başlıyor. Kızına diyor ki, kızla 13-15 tane kızı varmış. Kızım diyor, git karşıya diyor. Orada bir yeni dükkan açmış diyor. Bir sito yapsın bakalım o zavallı be diyor. Garip diyor böyle buna diyor böyle. Hazreti Hatem de arkaya dönük eskiden pirinç tabi çuvallı oluyormuş böyle. Çuval düzeltirken içeri giriyor kız. Affedersin kızın midesi gaz yapmıyor bağırsakları, şişmiş bağırsakları, kız tutamıyor bunu. Yani bir sessizce gazı çıkarayım derken ama ses çıkıyor. Oluyor, elde değil bari böyle. Sesli gaz çıkarıyor. O zamanın kızı. O zamanın kızı. Artık kızın kalbi duracak. Kan dolaşım durmuş sanki böyle. Kımıldayamıyor böyle. Şuraya çıkamıyor. Adım atamıyor böyle. Utancından, hayasından adım atamıyor böyle. Tutulmuş kalmış. Bakın, Hazreti Hatem. Yani bir yuklu ayıbını gizlemek, saklama bakınız. Bir yuklu ayıbını saklamak, bizi vurmak değil de. Tabii kızın bu durumu duyuyor, anlıyor. Kızın utanacağını da bildiği için onu görmemezliğe geliyor. Görmemezliğe geliyor. İşine meşgul, hiç sanki onu görmemiş gibi bir zaman biraz geçsin bakalım diyor. Biraz sonra şey diyorum bak, kızım bir şey mi istiyorsun? Kardeşim bir şey mi istiyorsun? Bir pirinç ama zor söylüyor ben. Pirinç böyle. Biraz bağır, ben duymam, bağırır mısın biraz diye. Bağır biraz diye öyle. Ben duymam, bağır deyince kız bir koyverim sen böyle. Birden kızım damarları koyverim rahatlayıp böylece. Pirinç diyor. Biraz daha bağırır mısın diyor. Ben bayağı durmam diyor. Biraz daha bağırır mısın diyor. Biraz bağırınca oh kız rahatlayıp böyle. Duymamış böyle böyle. Tabii ağlıyor, eve gidiyor. Ah anne, başına böyle bir şey geldi ama belki çok sarmış duymamış böyle verdi yani. Bu kız duyup da utanmasın diye hep orada kendini orada sarabilir ki o şey kasabada mıdır ben? Orada böyle. Bak muhteremler. Bu genç sonra tabii o işi bırakmış. Kudüs'e gitmiş ziyarete. Meşid-i Aksa'ya gitmiş. Meşid-i Aksa'da namahtı değil. Ama tabi o zamanlar işi olmayan şu vakti namaza camiye geçiyorlar böyle. Devletin meşri kılanlar, nafile kılanlar, Kur'an okuyanlar, zikredenler cami yarısında ulaşıyor yukarı. Bu da meşriye giriyor. İki rekat meşrit namazı. Devletin meşri deniyor buna. Namazı duruyor böyle. Allahu Ekber. Böyle namazı duruyor. Bu namazdayken caminin bir çatısından bir çökme oluyor. Çatı olmaz, düz olur tabi onların şeyleri orada böyle. O dönemde bir çökme oluyor bir kısmında böyle. Taşlar, maaşlar, tuğlanmalar böyle patrikü dökülüyor. Toz zaman derken tabi gürültü oluyor. Namazını bozan tabi kaçıyor. Kur'an okuyan Kur'an'a bakıp kaçıyor. Zikreden zikreden bırakıp kaçıyorlar böylece. Bakıyorlar, bakıyorlar ki anlıyorlar ki durum ne oldu anlayınca. Yere dönüp bakıyorlar. İçeride yabancı biri namazını bozmamış, namazı devam ediyor. Namazını bozmamış ama böyle. Allah diyorlar, bu kadar gürültü oldu, atır kütür, taş, maçlar bu kadar düştü, toz duman oldu. Nasıl bu namazını bozmamış? Bakıyorlar buna, öyle bir tatlı namaz kılıyor ki, öyle namaz kılıyor ki, nasıl bir insan yazın böyle yanlara yanlar da gider bir yüzme bilemsen mesela bir denize bile girer şöyle bir oh bir yapar böyle. İnsan bir duş alır insan evinde. Bu böyle kendini o manevi deriye vermiş kendisini Allah huzurunda öyle bağlamış. Öyle bir okuyor ki böyle camdan ciğerden böyle öyle böyle. Bütün cemaat herkes bırakıyor kendi görevini onu seyrediyorlar. Onlamak ona bakıyorlar. Herkes ona emrediyorlar bana.
Tabi yavaş yavaş böyle. Yavaş yavaş böyle rükû, secdeleri, Allah tesbihatları böyle selam veriyor. Kısa bir dua yapıyor. Geliyorlar. Neredesin sen? Horasan'dan Belh şehrine geliyorum. Ve gidiyorlar, bak diyorlar, bu çatıdan böyle işte böyle bir çöküntü oldu. Taş maşlı düştü, toz duman oldu. Biz korktuk, kaçtık. Seni namazdan bozmadın. Namaz bozulmaz ki diye. Ben de Allah huzurundayım böyle diye. Evet diye, hafif bir şey duydum ama diyor. O anda diyor, kıyamet kapsın diye namazı bozmam ben böyle diye. Peki sen nasıl bir namaz kılıyorsun böyle diyorlar böyle. Yani bizim yapamıyoruz bu şekilde. Otur anlatayım diyor. Oturuyorlar. Öncelikle diyor, vakit girmeden abdestimi alırım diyor. Abdestimi alırım, kendimi namaza hazırlarım diyor. Kendimi namaza hazırlarım böyle. Hani psikolojik olarak kendimi namaza hazırlarım kendimi böyle. Yani biraz sonra işte namaz kılacağım. Allah huzuruna gireceğim yani. Hep aklımı oraya veririm diyor. Sonra diyor namaz kılacağım zaman diyor, namaza ayağa kalktığım zaman diye düşünürüm diyor böyle. Ölümde açılan mezarım beni bekliyor. Arkam Azrail Aleyhisselam can almak için beni bekliyor. Dedim ki ey Hatem bak, arkamda ölüm meleği Azrail Aleyhisselam can almak için Allah'tan izin bekliyor böyle. Açılan mezar şükürün seni bekliyor bak. Belki senin bu son namazındır. Ona göre kılırım böyle. Her namazımı diyor, son namazımmış gibi kılarım. Sağımda cennet, sonunda cehennem diye. Derim ki Hatem, bu namazını becerebilirsem, Allah bundan razı kabul ederse, bak cennet de beni bekliyor. Beceremezsem, cehennem vardır. İşte demek ki huşu, gönlü, kalbi Allah'a bağlamak muhteremler. Bedenin kıblesi Kabe, kalbin kıblesi Allah Celle Celaluhu. Kalbin, gönlün kıblesi Allah Celle Celaluhu. Namazda insan önünü, yüzünü kıbleden çevirirse, göğü çevirirse namaz gider. Gönlünle Allah'tan dönerse ne oluyor? Namazın da huşu gidiyor, feyzi gidiyor, zevki gidiyor. Hepimizin derdi günümüzde namazdan tat, feyiz alamama. Hepimizin hastalığı muhtemelen, hepimizin böyle. Günümüzde böyle. Hem derdi bu, evet namaz kılıyoruz elhamdülillah ama namazdan bir tat, feyiz alamıyoruz. Ruhsal zevk alamıyoruz namazdan böyle. Bir tatminsizlik var namazdan alamıyoruz böyle. Neden? İşte gönül Allah'tan kopuyor muhtemelen böyle. Kopuyor böyle. Hadis-i Şerif buyuruyor Taberani'de Aleyhisselam Hazretleri. Evveli şeyin yurtu minazı ümmeti el huşu. Bak. Ümmeti Muhammed'e ilk kalkacak şey huşu namazı. Huşu böyle. Hatta la tera fiha haşi'an. Camide olacak. Ama işlerinde huşu namaz kılan olmayacak mı? Huşu böyle. Yani namaz sır dışında kaldı. O da böyle patır kütür böyle. Farzı 90, vacibi 90, sünnetin 90, kıraati 90. Çabuk yazdık. Selamun aleyküm selam tamam. Namaza girerken ağızda sigara, konuşa konuşa güle güle namaza. Derler. Namazdan çıkarken güle güle namazdan çıkma böyle. Halbuki namaza giderken altyapısı hazırlıkla namaza verdi. Peygamber Aleyhisselam namazı Peygamber selam verdi mi? Üç sefer Peygamber istiğfar derdi. İstiğfar. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah yaparım derdi. Yani beceremedim Allah, yapamadım Allah'ım diyordu. Yapamadım diye. Şimdi evvela muhteremler bizim hatamız şurada böyle, namazda okunan şeyleri hızlı okuyor, acele. Bunda vebali imamlara muhteremler böyle.
namaza başlayanların çoğu Ramazan'da teravihle namaza başlıyorlar. Çok kişiler böyle. Ramazan teravihle namaza başlıyorlar. Ramazan hürmetine teravih başlıyorlar. Gidiyor camiye, imam denen zat zavallı muhtemelen. Miraba geçmiş, o peygamber makamı, peygamber kürsüsü. Bir imam buyuruyor muhtemelen. 40'lı imamlık yapmış. Meşid-i Aksa'da 40 yıl yapmış böyle. Her seferinde diyor, mihraba giderken diyor, titrerden böyle böyle. Aklıma gelirdi ki diyor, mihrapta peygamber namaz kıldırdı. Ebu Bekir namaz kıldırdı. Ömer namaz kıldırdı. Halifeler der. Ben kimim? Der diyor böyle, titrerden böyle diyor. Tekbir su aldım, tekbir su Şimdi hele teravih namazında zavallı imamlar muhtemelen. Zavallı, gafil imamlar muhtemelen. Tabi iyiliği var işte elham tabi. İstazı var böyle. Bir nefes elham şerif. Patrik ödür, patrik ödür. Allah'ım, 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 selam, selam. Öğle namazı görüyorlar cemaat. Öğle kıraatı duyuyorlar. Öyle hızlı okuyor muhtemelen böyle. O kadar böyle. Günümüzde bile yani namazdan biraz şöyle dikkat etmek isteyen kişi fazla yetişir mi insan böyle? Camiye yürüyorsun, sünnete beraber başlanıyor. İmamla beraber başlıyor. Ne zaman imam namazını kılıyor? Müezzin daha önce namazını kılıyor. Hemen kamete başlıyor. Muhtemelen yani çok acı bir hal böyle böyle. Hadis-i Tirmizi Hakim'de Kâne yaktuğu kıraatı ayetin ayetten. Peygamberimizin kıraatını buyuruyor sahabeden birisi burada. Hadis-i Şerif Tabarını yok. Tirmizi Hakim'de. Kâne yaktuğu kıraatı ayetin ayetten. Peygamberimiz kıraatını böyle böyle ayet ayet okurdu böyle. Ayette dururdu böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin sümme yakıfı. Errahman Rahim sümme yakıfı. Niye öyle yapar böyle? Elhamdülillahi Rabbil Alemin duruyor. Errahmanirrahim duruyor. Maliki Yevmiddin duruyor muhtemelenler. Buyuruyor sahabeler, Peygamberimiz Kur'an okurken namazda her kelimesi, her hecesi, her harfini çıkarırdı belirli böyle. Harfini sayılırdı böyle böyle. Önce kıraati yavaş mı derler? Sübhaneke'den başlıyor, yavaş mı derler? Önce besmele yavaş böylece mi derler? Yavaş okuma şart. Mevla bir Kur'an-ı Kerim'de, Bismillahirrahmanirrahim, verettili Kur'an'ı tertil alın derler. Kur'an okuyun tertil ile, tertil böyle. Yavaş yavaş böyle. Bağırma, çağırma değil böyle. Bağırma, çağırma değil. Yavaş yavaş mı der böyle? Rükû. Kişi bakıyorsun, alnını böyle secdeye koyarken hemen kaldırıyor. Rükûye de hemen kalkıyor. Tahta rükû var bunda böyle. Rükû vardık değil mi? Allahu Ekber baktığım böyle. Allahu Ekber diye yani böyle. Rükû var oluyor. Rükû varılacak. Bedenimiz sakinleşecek. Sonra rükû tesbihü sefer. Sübhane Rabbil Azim. Tek tek bu böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Kalkıyoruz. Yavaşça böyle. Semiallahü limen hamide. Dorulduk. Tek kılarken. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Rabbana ve lekel hamd böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önceleri yalnız Semiallahü hamd derdi. Cemaat bunu derlerdi. Rabbana demezlerdi önceleri böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah, Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya. Ne mutlu sahabeler muhtemelenler ya. Mihrab'da namaz kıldırıyor Peygamberimiz. Sahabeden biri de
Resulullah'ın o kıraatine yanmış böyle, kıraatine böyle. Tabi kelime kelime böyle, ayete böyle dura dura. Er-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken böyle, her ayetin anlamına o atmosfere giriyor muhterem böyle. Anlam da mühim değil muhteremler, o atmosfer havaya girmek. Evvela Allah Rabbül Alemin, gez bütün alemlere böyle, yerlerin, gökte, ruh, berzah aleminin Rabbi Allah. Tek otorite egemen. Rahman Rahim, rızık veren Mevlam. Mahşer günü tek hakimi, egemen, sultanı Mevlam hakimi, Maliki Yevmiddin derken, akla mahşere gelmesi gerekiyor böyle. Sahaben biri tabi, bütün alem yaşıyor böylece. Peygamber tabi rüküye gidiyor, rüküye gidiyor. Yavaş yavaş rüküyor, kalkıyor, peygamber buyuruyor. Semi Allahu limen hamide. Kim Allah hamd ederse Allah bunu işitir, Allah bunu karşı sevabını verir. Bu sahabe-i kiram artık kendine geçmiş bir namazın feyizinden böyle. O anda elinde olmadan Rabbena velekel hamd diye bağırıyor. Çok bağırıyor. Çok böyle böyle. Rabbim bütün hamd sana mahsustur, övgü sana mahsustur. Öyle bağırıyor elinde olmadan. Onda ama kendine geliyor. Yani şu an benzeteyim ben bunun bağırmasını. İnsan bazen uykuda bağırır, rüyada insan bağırır, insan bağırır. İnsan ki rüya görür de, kişi bazen korkur, rüya görür de, bir bağırır, uyanır ama böyle. Bu da hemen kendine geliyor, utanıyor ama ya. Bir peygamber mescidinde, o namazda böyle bir bağırdı bu. Artık kızarıyor, bozarıyor, kendi kendine okudu, uyar ediyor kendisine. Daha peygamber namazı devam ediyor, Aleyhisselam Hazretleri. Böyle tatlı bir namaz muhtemelen. Tahtı tahtı bir namaz, feyizli bir namaz böyle. Cemaat hepsi sahabe. Resulullah mihrapta imam. Kaç melek oraya geliyorlar, ona geliyorlar böylece. Peygamber selam verdi, Aleyhisselam Hazretleri. Döndü arkasına. Kimdi o Rabbana velek ilham diye, kimdi o? Ya Resulallah, bendim ya Resulallah. Özür dilerim ya Resulallah. El omlan söyledim. Hadi bunu söyleyin peygamber, bunu söyleyin peygamber. Emretti, bunu söyleyeyim bunu muhtemelen. Yani sahabe namaz bak muhtemelen. Kendi namazda ve kendisine böylece. Peygamber demek ki ayetleri bir tek tek okurdu. Arada dura dura. Kul huvallahu ehadı. Allahü samedi. Bak dur böyle. Lem yelid ve lem yüledi. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَادُ Böyle dura dura okumak tamam, bu şekilde. Böyle yapmayınca namazı yok, alınmaz muhtemelen bak böyle. Uşak böyle böyle. Önce kıraat yavaş olacak böyle. Yavaş yavaş kıraat olacak, yavaş yavaş. Tabi camide fayda için insan uygulamıyor bunu muhtemelen. Uygulanamıyor böyle bu böyle. Mesela ben inna atayına şunla bunda en kısa okuyorum, genişlemiyorum ama böyle falan. Genişlemiyorum ama şimdi gelen bir de inşallah, mahşerde namaz, ahirette namaz şimdi. Dünyada namazın bir tadı, feyzi, ruhsal hali böyle. Huşuyla namazı kılmak, yavaş yavaş böyle. Oturup ettehiyyatı ya. Önce oturuş böyle. Oturup hemen başlamıyor ettehiyyatı. Secdeden kalktık, Allahu Ekber, tam oturduk. Ondan sonra Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Yavaş tek tek kelime, tek tek kelime böyle. Bunu yaparsak, bakın namaz değişiyor böyle. Namaz değişiyor böyle. Secdeye vardık, Allahu Ekber. Kul kendini yere atıyor Allah huzurunda. Allah'ın secde kapanma. Önce secdeye varmak gerekiyor. Secdenin alttan sonra en aşağı 3 defa. Yavaş yavaş. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Anlam veremeyeceğim. Çok zaman tabi ister.
Öyle namaz muhtemelen. Şimdi gelelim mahşere. Evvel mahşere bir abdi yerine kıyameti es-salatu. Mahşerde ilk sorgu namazdan başlayacak. Müminler, kafir tabi sorguyordu buna. Namaz sorulmayacak. İlk sorgu müminlere namazdan başlayacak. İlk sorgu. Sorguya çekilme. Sorguya çekilme. Günümüzde bir insanın mahkemede bir sorgulaması olsa, kişinin mahkemede, ki ceza da belki almayacak, ümidi var, avukatı var, ama mahkemeye gitme, hakim huzuruna dikilme, o sorguya çekilme, o bile insana stres yapar mı? Yapar böyle. Maaşı Allah söylüyor. Allah Celle Celaluhu böyle namazdan başlayacak böyle. Hangi namazdan başlıyor? Erginlik çağından böyle. Erginlik çağından başlıyor. O çağdan başlıyor böyle. İmam-ı Azam'ın ikinci talebesi İmam Muhammed'dir. Rabbim Hazretleri'midir. Bu çocuk yaşında İmam-ı Azam'ın derslerine gelmeye başladı. Daha çocuk yaşında. En az daha bülüğü ermemiş. Ama İmam-ı Azam gibi bir üstadın, bir evlullahın, ulema-i kiram müştehidin, tabi sohbette bulunan insan farklı oluyor böyle. Beşer namazında, Kur'an'da, zikrinde bunları. Yatsı namazını meşride kılmış cemaatta. İmam-ı Azam imam. Yatmış. Eve gitmiş. Bir akın okumuş. Yatmış böyle. Gece uyanıyor, ilk ihtilam olmuş. Yani bülü ermiş oluyor böyle, erkek çocuğu. Ya biliyor, bu konuları biliyor. Uyanıyor, hemen kalkıyor, aynayı görüyor, gusül abdestini alıyor, çıkıyor oradan, teheccüd namazını kılıyor, biraz Kur'an okuyor, sabah oluyor, meşriğe gidiyor. Sabah namazı yine cemaate kılıyor, sabahtan sonra oturuyor halkaya, derse başlıyorlar böyle. Cemaat oturan binlerce kişi var. Ders esnasında aklına geliyor. O gece bülü erdi. Ben yatsı namazımı diyor, cemaate kıldım. Kıldım ama o zaman da bülü ermemişti. Bana farz değildi. Nafile namaz kıldım. Nafile ama farz değildi bana. Yatsı vakti, imsak vakti ne kadar? Yatsının vakti geçmeden gece arası imtilam oldum. Yatsının vaktinde imtilam oldum. Acaba yatsı namazı bana o zaman farz oldu. Kıldığım yatsı namazı bu yere geçer mi geçmez mi acaba? Kıldığı zaman farz değildi. Nafile de böyle. Gece bülü erdi. Yatsına vaktiniz daha. Üzerine yatsı namazı farz oldu. Acaba tekrar kılmam gerekiyor mu? Tabii kolay. Karşısında dev gibi İmam Hasan Sere böyle. Hocam durun böyle ne yapayım? Yavrum abi kalk yatsı namazını, vitriksini, kazasını yap, sabrı gebre. Aklıma terenler. Mahşerde erginlik çağından başlıyor. Kız da ilk kadınlık halini görünce. Temizlendi mi? O namaz farz olur. Farz oluyor. فَاِنْ صَلَانْ صَلَيْهِ صَلَيْهِ عَمَلِهِ Eğer bir insan namazının hesabını verebilirse, ergenlikle ölüm arası, hepsi sorulduğumların verebilirse, صَلَيْهِ صَلَيْهِ عَمَلِهِ diye amelleri kovalaştır, ona müslahıma hoşgörü yapılır kendisine muhtemelen. Yani bir insan namaz hesabını verebilirse, diğer sorgulamaları kısa, hafif geçecek böylece. Şimdi mahşerdeyiz muhteremler. Bir de oradan namaza bakalım. Mahşerdeyiz. Erginin çağından başladı. Kulum gece ihtilam oldun. Ya mesela kız, hanım mesela şu anda temizlendin adetinden. Öyleyse öyle tabii onlar için ne vakitse. O namazı kıldın bakalım. Tabii öyle biliyor. Yazıdan yazılmış muhteremler. Namazı kılmışsa ne oluyor şimdi?
namazın sevapları mizana konmaya başlıyor mizana. Muhteremler, bir günlük namazın o kadar sevabı büyük ki böyle, o kadar büyük ki böyle, hayallerimize erişemem böyle. Bir günlük namaz böyle. Ne var bir günlük namazda? 40 rekat var. 40 rekat. Sürete beraber 40 rekat namaz. 40 rekatta tekbir var. Onun için farz, diğerlerin sünnet, 223 tekbir var. 223 tekbir, Allah'a ekber de bak. 223 tekbir. 223. Ya kalk tekbir, Allah'a ekber. Tekbirlere konumda hemler. 15 Sübhaneke okunuyor. Her okunan Sübhaneke, koy bakalım sahabına. Mizana böyle. Şimdi koy bakayım muhtemelen böyle, Allah Allah. Bir Sübhaneke'nin sevabı böyle dağ gibi, nur gibi böyle geliyor. Sevap belirli, sahabı belirli geliyor böyle şey. Evimizi çekti. Koy bakalım. Besmele. 40 besmele var. Her rekatta besmele çekilmektedir. Şafii de evimizi çekiliyor her rekatta. Hanefi de yalnız besmele çekiliyor diğer rekatlarda. 40 tane besmele. 19 harf. 19 harf böyle. Bir besmele dünyaya oynatır muhtemelen böyle. 40 besmele. 40 kıyam. Ayakta durma böyle. Faz. Kim şey okumasa insan farz okuyamadı. 40 Fatiha okunuyor. 40 elham, 40 elham bir gün okuyor. 40 elham. Bir Fatiha ise mezara melekler. Bir Fatiha ise yazamıyor. İnsan mesela mezara gidiyor, bir Fatiha okuyor mu? Bütün ölülere bakıyor böyle. Her gün 40 tane Fatiha okunuyor mu? 33 tane zamısır okunuyor mu? 33 tane zamısır okunuyor böyle. 40 tane rükû var, farz. 40 rükûda 120 tane tesbihat en aşağı böyle. 80 secde var. 80 defa secde. Allah'a Allah'a eğilme böyle. 40 tane tesbihat var. Böyle. 21 ettiyatı var. Sahabe-i Şerifler de var. Artı var var böyle, böyle, böyle. Var var böyle. Her biri ayrı öyle böyle. Böyle, ayrı böyle. Her Fatiha'nın sevabı konu. Zam-ı Sûre'nin sevabını koy, Sübhanallah'ın sevabını koy, tesbih'in sevabını koy, bir günlük namazının sevabı muhteremler, kul bakacak ki böyle göz açıyor bile, kodeli, fatlaşı gibi böyle, abi gözüne kul şaşırır böyle, böyle şaşırır böyle. Allah Allah, Allah Allah. İhlas okudu, Zam-ı Sûre koy bakalım. Felak nasıl okudun? Koy sevabını. İhlas okudun, koy bakalım sevabını. Bil ilafi. Ayet Allah'ın kelamı orada böyle. Koy koy bakalım bunlara böylece. Bir günde böyle. Ömür boyu kılmış. Kılmadığını kaza etmiş. Kul böyle. Ömür boyu. 50'si 60, 70 sene kaç sene kılmışsa o kadar, o kadar sevap ki muhteremler ona yetiyor bu arada. Yetiyor muhteremler. Günah varsa sevabı bitti. Ağır geldi muhteremler. Ağır geldi muhteremler. Ağır böyle. Neye benzer bu? Bir insanın borcu var. Markete, oraya bir yere, tanıdan gitti mesela, unutmuş yanında parası marasını, hadi sonra veririm böyle. Öde biri aldı. 100 lira bir şey aldı böyle. Ama parası çok ama böyle. Buna göre bir şey değil muhtemelen böyle. Ama kişinin parası yok, borçlu insan olmaz muhtemelen böyle. Peygamberimiz devamlı muhteremler hayatı boyunca hep namazı bizlere emretti, tavsiye etti. Namaz, 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 namaz. Ümmet esnafına böyle. Namazı güzel kılmak, namazı güzel kılmak, namazı güzel kılmak bu şekilde. Benim Aleyhisselam Hazretleri son nefeslerindeydi. Artık ruhu, bedeni ayrılmak üzere ruhu böyle. Birinci tabi yerinde, bir gözünü açtı, üç defa şöyle buyurdu. Es-salah, es-salah. Es-salah. Aman namaz. Aman namaz. Aman namaz. Namaz mı? Bir de namaz hırsızlar var muhteremler şimdi. Es-ve-lâsi sikaten el-ezi yesukü min salatihi. Peygamber Suud'u bir hesabına.
Peygamberimiz de böyle yapardı. Eshabına soru sorardı, yöneltirdi. Aklına kalması için. Sordu onlar, eshabım size göre en kötü hırsız kimdir? İşte şunu çalan, bunu çalan, altını çalan, para çalan gibi bir saydı bu şekilde. La la hayır değildi. Nedir? En hırsız namazdan çalan bir adam. Esvimden sirveden. Esvimden insan en kötüsü namazdan çalan. Min sanatihi la yutimmi rükûha ve la huşûha ve la huşûha ve la sücûdeha. Kıraatten çalar, rüküden çalar, sezden çalar, hırsı bu muhtemelen buyurdu. Şimdi biliyorsunuz binada da bazı müteahhitler diyorlar, var ya bir çalma derten böyle. Mesela demir 12'lik ocaksa onluk demir kullanılır. Çimento buna göre, şuna göre böyle. Yani bir malzeme çalar. İçindeki ince işinden çalabilir böylece, yapabilir. Tabi bina çürük olur muhtemelen böyle. Namazdan çalma muhtemelen böyle. Namazdan çalma böyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya, olur mu böyle bir şey ya? Allah'ın büyüktür alma değil mi ya? Allah'a teslimiyet mi? Allah huzurunda benim ya. Allahu Ekber. Olur mu ya? Allahu Ekber. Ya, o zaman böyle. Bir gün bir Allah dostu bir camiye girmiş. Bakıyor İmam Efendi namaza duruyor ama Allahu Ekber kılıyor böyle. Baktı olmadı hiç böyle. Uyamıyor imama muhtemelen. İmam uyamıyor böylece. Böyle cansız göre uyamıyor bunu imama böyle. Tabi onlar kalp açık onların. Namaz bitiyor. Hocam olmadı be. Ne olmadı? Tekbir olmadı. Nasıl olacaktı? Nasıl olacak var mı ya? Allah huzuruna çıkmışım. O peygamber mihrabına geçmişin. Peygamber görevini yüklenmişsin. O cübbeyi sarı sarmışsın, giymişsin, oraya çıkmışsın böyle işte de. Allah'a emanet, olur mu böyle bir şey? Peki nasıl olacak? Sen üstlere bakalım diyor. Geç bakalım mihraba. Hoca, yok, yok, illa geç bakalım. Cemaat, sen geç bakalım orada bu sefer. Kim bakalım bu diyorlar böyle. Geçeyim mihraba şöyle. Şey bir duruyor önce böyle. Bir duruyor, huzura giriyor, yine hazırlıyor. Elini, Allahu Ekber deyince... Sanki camimiz sallanıyor muhtemelen böyle. Muhtemelen. Bir Allah'a ver demenin sevabı yazılamaz muhtemelen. Yeri göğü dolduruyor böyle. Allah'a ver, onun büyüklüğü böyle. Fatih-i Şerif, Elham-ı Şerif kaynıyor gidiyor. Kaynıyor gidiyor muhtemelen böyle. Günümüzde ne yapıyorlar? Efendim, falan hocam bir nefes Fatih okuyor. Bir nefes okuyor Fatiha'yı. Oh ne güzel değil mi? Yazık oluyor Fatih'e muhtemelen böyle. Yazık oluyor. Fatih'e. Kur'an'ın özü Fatiha. İlk sure Kur'an'da böyle. Kur'an'ın açışı Fatiha ile başlıyor. Namaza Fatiha ile giriyor böyle. Fatiha-i Şerif ya böyle. Yavaş yavaş böyle. Rabbim inşallah hepimize muhteremler namaza güzel kılmayı nasip etsin inşallah. Huşu ile kılmayı nasip etsin inşallah Teala. Namazı bir insan huşu ile kılarsa kişi namazdan bir şey alır mı? Belki muhterem. Ama insan bir şey alır böyle. Namazdan bir tat böyle, bir feyiz, bir ruh sağlayacak böyle, bir huzur alma, insana bir değişiklik oluyor böyle. Kişinin namazdan hemen çıkmak istemez, çıkarken bile konuşmak istemez böyle kimseyle böyle. Ve kenarına kalsın sen böyle böyle. O bir şey almış namazdan. Lillahi Teala Fatiha.